Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dört parçalı fermuarlı ve kemerli bir etek dikeceğiz arkadaşlar. Kalıpsız, ölçümüze göre. Hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 1 metre kumaşımı, çiften kumaşımı serdim. Hazırladım. Şimdi hep birlikte başlayalım. Öncelikle belimizi ölçüyoruz arkadaşlar. Belimizi dörde bölüyoruz. Sonra 2 santim pers payı ekliyoruz. 2 santim de dikiş payı ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kendi ölçümü aldım. Benim belim 100 santim. Dörde böldüm, 25 santim çıktı. 2 santim pers payı veriyorum, 27. 2 santim de dikiş payı. Yani bolluk payı veriyorum. Dikiş payı değil. Dikiş payını daha sonra vereceğiz. 2 santimde bolluk payı veriyorum. 29 santim. Ve şimdi eteğimizi başlayalım. Kumaşımızı serdik. Eteğimizi kesmek için şu şekilde katlayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde 29 santimi bulacağız. Burası belimiz olacak bizim. 29 santimi burada bulacağız. Yani 29. O 1 santim de dikiş payı olacak. 30 santim. Şurayı çıkartacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da ölçüyoruz. Burası kaç santim? Burası 25 santim. Ölçüyorum. Evet, 30 santim. Ölçüyorum 30 santim. Kenar çıkacağı için. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar anlatıyorum. Benim belim 100 santim. 100'ü 4'e böldüm. 25 santim. 2 santim pers payı verdim. 2 santim de bolluk payı verdim. 29 santim. 1 santim de dikiş payı. 30 santimden gördüğünüz gibi 30 santim burası belimiz. 30 santim de burası belimiz. Buradan keseceğiz arkadaşlar. Bu eteği bir abone arkadaşımın isteği üzerine kesiyorum. İnşallah kendisine yardımcı olur. Feyyaz Hanım için. Evet arkadaşlar, dört parçalı etek. Burayı da açıyoruz. Çünkü eteğimiz dört parça olacak. Fermuar dikeceğiz, kemer takacağız. Çok rahat bir etek olacak arkadaşlar. Evet, eteğimizi şu anda kestik. Şöyle üst üste koyacağız. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi eteğimizi kestik. Eteğimizin ön ve arka ortası olacak yerini ölçüyoruz mezrumuzla. Aynı ölçüyü yanımıza taşıyacağız arkadaşlar. Evet. Çünkü burada böyle bir köşe olmaması için şuradan yukarı çıkacağız. Bir gazet velimizle düzelteceğiz.
Şöyle. Rigamızı düzeltiyoruz. Bakalım gözüküyor mu? Biraz daha şöyle yaparsak gözükecektir. Şöyle bir ayarlayayım. Evet. Eteğimizin alt tarafını düzelttik arkadaşlar. Şimdi bu kenardan 1 santimlik dikiş payı veriyorum. Şu şekilde. Burası 1 santim dikiş payımız. Ve bu kenardaki yazı kısmını da çıkartıyorum arkadaşlar. Ben bu yazıları sevmiyorum. Çirkinlik oluşturuyor. Evet, bunu çıkartıyoruz. Kumaşımızın düzünü içe katlamıştık. Evet. Şimdi yapmamız gereken penslerimizi çizeceğiz arkadaşlar. Eteğimizi ikiye bölüyoruz. Belimizi 15 santim. 15 santimden aşağıya 12 santim arka için çiziyoruz. Pens payımız da 2 santimdi. 1 santim bu yandan, 1 santim de buradan pensimizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, burası arka için. Bu tarafta da ön için yapıyoruz. Tekrar ortasını buluyoruz. Yalnız önde pensi ben ortada sevmiyorum. Biraz daha yana doğru seviyorum. Yana yakın olan yere, yani ön belimizi 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 3'e böldüğümüz zaman da yaklaşık 10 santim falan çıkıyor. Şöyle yana yakın bölgemize şöyle 11 santimden işaret alıyorum. Bunu da 10 santim yapıyorum ön pensimizi. Bunu da 2 santim, 1 santim bir yana, 1 santim de bir yana uzatıyoruz. Evet. Penslerimiz oluştu. Şimdi bu pensleri arka tarafa geçirmek için ön pensimize çıt atıyorum arkadaşlar. Bir buradan, bir buradan. Evet, pens bitiş noktamızı da belirlemek için tam buradan iğnemi takıyorum. Toplu iğnemi taktım. Çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, çıtımın biri burada, biri de burada. İğnem de burada. İğnemin takılı olduğu yerle çıtımı birleştiriyorum. Bol tel almaya hiç gerek yok. Pensimizi taşıdık. Belimizde 1 santim dikiş payı var zaten. 1 santim her şekilde. Yanlarda da birer santim dikiş payımız var. Önümüz dikilmeye hazır. Aynı işlemi arkada yapıyoruz arkadaşlar. Pensimin ucuna iğneyi takıyorum. Üstüne de çıt atıyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle çıtlarımızı buluyoruz. Evet. Evet. Çıtlar biri bu.
Biri bu, biri bu. Burada yanlış oldu. Şu. Evet arkadaşlar. Arka pensimiz de hazır. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bu arkamız. Bu arka ortası. Arka ortasından 18 santimlik bir fermuar açıklığı bırakacağız. Aşağısını dikeceğiz 1 santimden. Ön ortamızı da dikeceğiz, düz olarak kapatacağız. Öncelikle penslerimizi dikeceğiz, kapatacağız. Bu şekilde eteğimizi dikeceğiz arkadaşlar. Eteğimizin kesimi bu kadar. Belimizi ölçüyoruz, 4'e bölüyoruz. 2 santim pens payı, 2 santim de bolluk payı veriyoruz. 1 santim dikiş payı. Bu şekilde kesiyoruz. Eteğimiz dikilmeye hazır arkadaşlar. Bir sonraki videoda dikişini göstereceğim arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Farklı konularda yardımcı olmamı istediğiniz konularda mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.